Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber ayçiçeği motifi nasıl yapılır onu paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Ben bir sipariş hazırlıyorum. Onu hazırlarken de ayçiçeği motifi hiç yapmamıştım kanalımda. Onu da birlikte naçizane bir şekilde birlikte yapalım istedim. Küçük bir bebek için istenen bir elbise üzeri çalışıyorum. Cotton Gold ipler kullanıyorum. Arize Cotton Gold. Bunlarla beraber de 3 mm'lik silikon saplatığımı kullanıyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoların devamlılığı açısından ve bana destek vermeniz açısından yorumlar ve beğeniler çok kıymetli. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Abone olmayı da unutmayalım. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Zihirli halka yaparak başlayacağım yine. Motifimi yaparken ipimi parmağıma doladım. İpim benden yana. Bir tur bu şekilde döndürüyorum. Sihirli halkamı ben bu şekilde çalışıyorum. Tığımı buradan taktım. İlmeğimi aldım ve çıkarttım. Bir kere kilitliyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Hemen sihirli halkamın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Halkamı biraz küçülteceğim rahat çalışabilmek için. Tığımın başına doluyorum. Sihirli halkamın içerisine geliyorum. İkili trabzan yapıyorum. İlk yükseldiğim zincirimle beraber 16 tane ikili trabzanım olmuş olacak. 1, 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, küçültüyorum halkamı, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ikili trabzanımı ördüm. Pardon. Sihirli halkamın ipini bu şekilde çekip kapatıyorum sıkıca. İlk yaptığım trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Şöyle ikili batayım. Battım. Sihirli halkamın ipini de tığımın üzerine alıyorum. İpimi aldım, çıkardım ve kaydırma ile bu şekilde bağladım. Bir de zincir çekiyorum. Motifimin İlk sırasını bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Şimdi ipimi keseceğim. Ve ikinci sıraya geçeceğim. Sarı rengimi alıyorum. Dediğim gibi Alize Cotton Gold ipler kullanıyorum. Hemen dışarıda bir ilmeğimi çıkarttım. Diğer motiflerdeki gibi trabzanların tepe noktalarına değil, trabzanların arasına çalışacağız. Bakın araya batıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Tam arasına batıyorum. Battım, ilmeğimi çıkarttım. Sık iğnemi yaptım. İki de zincir çektim. Yani üç tane zincir çekmiş oldum. Şimdi tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Yükselttim, ilmek topluyorum. Tığıma doladım. Aynı boşluğa battım. Tuttum, ipimi yükselttim. Bekliyorum. Bu işlemi 3 kere yapacağım. Tığıma doladım. Aynı boşluğa battım. İpimi çıkarttım, yükselttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğim var. 7'sini birden kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. İkinci sırada şöyle göstereyim. Burada bir aşamam var. Bu şekilde fıstıklar yapacağız arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Tığımın başına doluyorum. Hemen yandaki iki trabzan arasına battım, ilmeğimi çıkarttım, bekliyorum. Tığıma doladım, aynı boşluğa tekrar battım, ilmeğimi çıkarttım, bekliyorum. Tığıma doladım, aynı boşluğa battım, ilmek çıkarttım. 7 tane ilmeğim var, 7'sini bir kapattım, bir tane de zincir çektim. Şimdi tığıma doluyorum yine. 16 tane trabzanım var. Aralara çalışacağım. 16 tane de şu şekilde fıstıklarım olmuş olacak. Üçerli fıstıklarım olmuş olacak arkadaşlar. İkinci sıramız bu şekilde. İki trabzan arasına battım. İlmeğimi çıkarttım. Yükseldim. Doladım. Aynı boşluğa battım. Çıkarttım. Yükseldim.
Aynı boşluğa battım. 7 ilmeğim var. 7'sini birden kapattım. Bir de zincir çektim. Bu şekilde üçerli fıstıklar yapıyoruz. Fıstık değil yani, daha doğrusu bademler yapıyoruz. Her trabzan arasına gelecek şekilde 16 tane bu şekilde. Şöyle ipimi de arkadan güzel yürüteyim. Şöyle çıkartayım. Tığıma doladım. İki trabzan arasına battım. Çıktım. Tığıma doladım. Aynı boşluğa battım. Çıktım. Tığıma doladım. Aynı boşluğa battım. Çıktım. Tığıma doladım. Hepsini bir kapadım. Bir de zincir çektim. 16 tane bu şekilde bademlerimizi yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna doğru yaklaştım. Şimdi sayalım istiyorum bademlerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sonuncusunu da birlikte yapalım. 16 tane bademim olması gerekiyor. 2 tane trabzan arasına batıyorum. İlmeğimi çıkarttım, bekliyorum. Doladım. Aynı boşluğa battım. İlmeğimi biraz yükseltiyorum arkadaşlar. Tığıma doladım. Aynı boşluğa battım. Yükseldim. Hepsini bir kapadım. 7 tane ilmeğimi, bir zincirimi çektim. Burada ilk yaptığım fıstığımın tepe nok fıstıklar, bademler bu arada karıştı. Tepe noktasına battım. İlmeğimi çıkarttım ve kaydırmayla bağladım. Bir de zincir çekip artık ipimi kesiyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi diğer rengimi alacağım. Bunu üçüncü sırada dörderli bu şekilde fıstıklar yapacağız. Bunlar bademdi, bunlar fıstık olacak. Ve yuvarlak motifimizi daha sonra kareleştirmesini yapacağız. Dediğim gibi ben bir çocuk için bir bebek projesi çalışıyorum. Onu yaparken de sizinle motifi de paylaşmak istedim. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Dışarıda yine bir ilmeğimi çıkartacağım. Buradaki bakın aralara, bademlerin aralarına araya battım. Bir zincirlik boşluğa battım. İpimi kilitledim. Şunu da şöyle çekeyim. Bir, iki zincir de üstüne çektim. Tığımın başına doluyorum. Şu ipi de yürütmek adına alıyorum. Kafanız karışmasın. Aynı boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. İlk ikisini çektim. Bekliyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa battım. İlk ikisini çektim, bekliyorum. Dörtlü fıstık yapacağız. Bir kez daha tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlk ikisini çektim. Hepsini bir kapatıyorum. Dörtlü fıstığımı yaptım. Arada bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Hemen yandaki bademin arasına battım. İlk ikisini çektim. Bekliyorum. Tığıma doladım. Aynı boşluğa battım. İlk ikisini çektim. Bekliyorum. Tığıma doladım. Aynı boşluğa battım. İlk ikisi doladım. Aynı boşluğa ilk ikisi, çünkü dörtlü fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim var. 5'ini birden kapatıyorum. Arada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine tığımın başına doluyorum. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. İlk ikisini çektim, bekliyorum. Doladım. İlk ikisi doladım. Aynı boşluğa. İlk ikisi doladım. Dördüncü kez aynı boşluğa. 5 ilmeğim var. 5'ini birden kapattım. Yana geçerken 3 tane zincirimi çekmeyi unutmuyorum. Bir kez daha beraber yapalım. Dörtlü fıstıklar yapıyoruz burada. Batıyorum. İlk ikisi doladım. Aynı boşluğa battım. İlk ikisi doladım. Aynı boşluğa ilk ikisi doladım. Dördüncü kez dörtlü fıstık yapıyorum. 5 ilmeğimi bir kapattım. Arada 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yandaki boşluğa. Dörtlü fıstıklarımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde her boşluğa dörtlü fıstıklarımızı yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, sona doğru yaklaştım. Son bir tane fıstığım kaldı. Arada 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doladım. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. İlmeğimi ilk ikisini çektim. Bekliyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa battım. İlk ikisi. Tığıma doladım.
Aynı boşluğa battım. İlk ikisi. Dördüncü kez batıyorum. İlk ikisini çektim. Beş ilmeğim var. Beşini bir kapattım. Arada bir, iki, üç zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına batıp bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bağlayıp bir de zincir çekiyorum. Şimdi yuvarlak motifimizi nasıl kareleştireceğiz onu göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi motifimizi kareleştireceğiz. 67 numaramın ışığı, elimde kalan ipim vardı. Onunla beraber çalışıyorum. Şunları çekelim, kafamız karışmasın. Evet, dışarıda hemen bir ilmeğimi çıkartıyorum. Geliyorum. Zaten üçer zincirlik boşluklarımız burada. Herhangi birinden boşluktan battım. İpimi de şöyle aldım. Bir kere kilitledim. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Köşe yapacağım için tığımın başına iki kere doluyorum. Batıyorum aynı boşluğa. Bir, iki, üç kere de çıkıyorum. İki kere doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir, iki, üç. Üç kere de çıktım. Üç tane uzun bacaklı trabzanımı yaptım. Köşe olduğu için iki zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kere doluyorum ve üç tane daha aynı grubumu buraya batıyorum. Köşemin ikinci kanadını oluşturuyorum. İki kere doladım. Aynı boşluğa battım. Bir, iki, üç. İki kere doladım. Aynı boşluğa battım. Bir, iki, üç kere de çıktım. Bakın köşemi bu şekilde oluşturmuş olmuş. İpi de şöyle şuradan yürüteceğim. Hemen yanına, köşemin yanına boşluğa geliyorum. Üç tane ikili trabzan örüyorum. Bir, aynı boşluğa battım. İki, aynı boşluğa. Üç. Üç tane ikili trabzanımı ördüm. Köşemin yanına. Şimdi yarım trabzan. Çakma sık iğne dediğimiz. Tığıma doluyorum. Yan boşluğa battım. Üç ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. Doluyorum. Aynı boşluğa. Üç tane yarım trabzan örüyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa battım. Hepsini bir kapadım. Bakın orantılıyorum burasını. Ne yaptık? Köşemi oluşturdum. Yanına 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 tane çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi yine 3 tane ikili trabzan öreceğim. Batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Köşeden köşeye arada 3 tane grubum olacak. 3 tane ikili trabzan, 3 tane çakma sık iğne, 3 tane ikili trabzan. Şimdi yine köşeye geldim. Tığımın başına 2 kere doluyorum. Batıyorum. 1 2, 3 kere de çıktım. 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Köşe çalışıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. Aynı boşluğa battım. 1, 2, 3 kere de çıktım. 3 tane uzun bacaklı trabzanımı ördüm. Köşe olacağı için 2 zincir çekiyorum. Şu ipi tekrar yürüteceğim. Yine 2 kere doluyorum. Aynı boşluğun içerisinde 3 tane daha üçlü grubumu, uzun bacaklı trabzanlarımı örüyorum. İki kere doluyorum. Aynı boşluğa. Yine köşemi oluşturdum. Köşeden köşeye arada 3 tane grubum var. 3 tane ikili trabzan, 3 tane yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan, köşeler arası. Yani şimdi köşemi oluşturduğum için geliyorum buraya, 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen yanına 3 tane yarım trabzan örüyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa battım. Üçünü bir kapadım. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa battım. Üçünü bir kapattım. Tığımı doladım. Aynı boşluğa battım. Üçünü bir kapadım. Yana geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Yuvarlak motifi nasıl kareleştiriyoruz onu görüyoruz şu anda. 2 kere doluyorum. Köşe yapacağım için 3 tane grubumu örüyorum. 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa 1 2 3. 2 kere doladım. Aynı boşluğa 1 2 ve 3. Arada 2 zincir. Bakın
Motifimizi kareleştiriyoruz. Yine köşeme 3 tane uzun bacaklı 2 kere dolayıp 3 kere de çıktığım grubumu örüyorum. Gösterdiğim şekilde motifimi kareleştiriyorum. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Burada zaten köşemi oluşturmuştum. İlk yaptığım trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bu şekilde bağlayıp bir de zincir çekip şöyle biraz zincirimi yükselttim. İlmeğimin içerisinden motifimi geçireceğim ve bu şekilde kitleyeceğim ve ipimi keseceğim. Arkadaki iplerimi yürüttüğüm için gönül rahatlığıyla bu şekilde kesebilirim. Tertemiz bir çalışma olmuş oldu. Buradaki ipimi de geliyorum buradan. Önce önden alıyorum. Arkadan batıyorum. İpimi alıp arkaya çekiyorum. Burada da arkadan şu şekilde yürüterek ipimi şöyle şuradan. İç yerlerden şöyle biraz yürüteceğim. Şuradan biraz yürüteyim. Gönül rahatlığıyla kesin. Evet. Ayçiçeği motifimiz şöyle göstereyim. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi bir elbise üzeri, bir bebek elbisesi üzerine çalışıyorum bunları. Muhtemelen altına kumaş yapılacak ve bu şekilde 6-7 tane motif bebek için elbisenin üstüne dikilecek. Şöyle tekrar şuradan da bir keseyim, benim kafam karışmasın. Evet, motiflerim hazır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi beğeni ve yorumlar çok kıymetli. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Beğendiyseniz bir de kalbinizi alırım efendim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.